Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim. Bugün hava çok güzel. Bugün de dedik Çeşme'nin farklı bir koyuna gidelim. Ama ilk önce Azerbaycanlı bir arkadaşımın benden bir ricası vardı. Gülü'den canı gibi sevdiği Kübra'ya bu şarkı gelsin arkadaşlar. Arkadaşım seni çok seviyor. Sakın hiçbir şey için üzülme. Asya'cığım senin de üzüldüğünü biliyorum. Sen de hiçbir şeyi kafana takma. Hayat kısa görüyorsunuz. Korona da var, hastalıklar var. Onun için hiçbir şey üzülmeye için değmez. Azerbaycan'a sonsuz sevgilerimizi yolluyoruz değil mi anne? Evet. Azerbaycan arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Selam söylüyoruz, el sallıyoruz. Neyle sallıyorsun anne? Gönlünüzce olsun her şey. Arkadaşlar şu an Çeşme Pırlanta Koyu'ndayız. Deniz muhteşem gözüküyor. Ama yine rüzgar var arkadaşlar. Hani hava böyle güzel gözüküyor, hani güneş var falan ama yine üşüten bir rüzgar var. Görmüştüm. Sahil miydi bilmiyorum. Gevrek yiyordum. Ama bak. Nasip mi oldu? İçine mi doğmuş? Böyle canım mı çekti acaba? Ne? Gevrek gibi yok deme. Afiyet olsun. Teşekkür. Çıtır çıtır nasıl? Bugün de şansımızda şey rüzgar çıtır var ya. Şans. Evet. Çok rüzgar. Gevreğin çıtırtısı duyuluyor. Ay, ya simit değil, vallahi. Gevrek. Gevrek başka bir şey arkadaşlar. Simit başka bir şey. Simit daha yumuşak oluyor. Evet, da gevrek ya çıtır çıtır oluyor. Simitin içinde süt var. Bunda süt yok. Evet, bu çok güzeldir. Bir de önünde bir şey daha var anne. Böyle bu tarafta. Boyoz bakalım mu? Boyoz. O kuru boyoz. Sen boyoz sevmiyorsun öteki çok boyozu diye. Güzel canım, o da boy, o boyoz da güzel. Bu kurabiye de çok güzelmiş. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Ben yapmadım anne. Sen yapmadın mı? Hayır. Kesenize bereket. Afiyet olsun. Boyoz yapacağım bir gün. Hı. Yapacağım. Videosunu çekeceğim, paylaşacağım. Bana. Evet, video çekip öyle paylaşacağım. Bir İzmirli olarak bir boyoz yapayım. Hı. Değil mi? Vallahi çok güzel yapmış. Nereden aldın bu gevreği? Bizim o, şimdi reklam olur, vermeyeyim adanın da. Bizim o köşedeki fırın yok mu? Sizin sokaktaki. Köşedeki, evet. Ha, ay çok güzel ama. Evet. Tam istediğim gibi. Çıtır çıtır bir ısır bakalım. Ay. Of çok güzel. Canım çekti, ben de yiyeceğim. Ben de yiyeyim bir tane. Kuşlarım, canınız çekmesin, özür dilerim, kusura bakmayın. Çekmeyeceksin böyle, ayıp. Şu güzelliğe bak, yelkenliler de var. Anne çayın da soğuyor. Rüzgar çok soğutuyor. Evet. Hani böyle rüzgar yok, hava sıcakmış gibi gözünse de şu an burası bayağı bir serin. Evet. Şurada yelken ne var herhalde, bakayım. Ne, nerelilermiş acaba onlar da? Kim? Onların oturdukları yerler de güzeldir, komşuların. Tabii canım. Her memleket güzel. Kendine az özelliği var. Tabii canım. Neler çok var güzel neler. Trabzon ayrı, Çanakkale evet ayrı. Hendek de güzel. Gaziantep ayrı. Hepsinin ayrı güzelliği var. Tabii hepsinin.
Ülkemiz cennet. Evet evet, çok şükür Allah'a. Çok şükür. Peynirli. Bir İzmirli'nin yapması gereken arkadaşlar budur. Hakikaten dediğin kadar var ha. Bu bir evet muhteşem. Çok çok. Çok güzel. Ama bu fırın güzel. Bir tane daha var, o bozdu da. Onun boyası da çok kötü. Bu güzel. Yani çıtır çıtır. Evet. Pırlanta koyundan şu an bir kuru boyoz geçmekte. Nereye geçiyor? Tabii ki mideme. Bu boyoz bizi kilo aldırıyor ya. Yesek dert, yemesek dert. Bu boyoz yenmez mi? Arkadaşlar adettendir kuma isim yazmak. Biz de isim yazalım. Alev, alevin dünyası. Benim dünyam. Arkadaşlar şu güzelliği görmenizi istedim. Çok güzel. Arkadaşlar rüzgarın sesinden sanırım videomun ses kalitesi düşük olacak. Bazı yerlerde sesi kısmak durumunda kalacağım. Üzerine konuşmak gibi bir düşüncem var. Bilmiyorum bakalım ne yapacağız. Çok güzeller değil mi? Bayıldım. Böyle hayvansever insanlara bayılıyorum, bayılıyorum. Arkadaşlar şurayı saatlerce izleyebilirim. Çok güzel bir görüntü var. Yani Maldivler falan bilmiyorum. O kadar dünya para verip Maldiv'e gideceğine dibinde çeşme gibi bir güzellik var. Burası hakkında bilgi vereyim arkadaşlar. Burası sit alanı. Burada hiçbir şekilde binaya izin vermiyorlar. Buranın kumu çok değerli. Tabii şu an kış olduğu için biraz yıpranmış. Ama buranın kumu özel bir kum arkadaşlar. Beyaz bir kum. Zaten belli oluyordur. Çeşme cennet. Ben çok seviyorum çeşmeyi.
O yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çeşme'ye çok yakın oturuyorum ben. Yani tam aslında şurada bir şarkı giderdi, değil mi? Çok güzel olurdu. Maalesef telif hakkı için şarkıları çok kısa bir şekilde koyabiliyoruz ya da hiç koyamıyoruz. Arkadaşlar şu kumun güzelliğine bakın. Kum çok güzel. Üşümedi mi? Ne yapacaksın? Bilmiyorum anne, biz üşüdük vallahi. Bunlar denize Üşüdü. giriyor. Kısa kollu mu? Ne giymiş? Şortman. Hayır, bayağı Kadın. bikiniyle anne. Biz donuyoruz burada. Aa. Bizde bir anormallik Arkamda var. komşularım. Keşke siz de burada olsanız, güzelliği görseniz. Çok güzel. Dizlerim ısındı Değil mi? Üşüdük güneşten. bayağı ya orada. Bayağı üşüdük dışarıda. Dizlerim ısındı, güneş geliyor. Çok güzel. Üşümüştü. Manzara çok güzel. Alev yemek yapmayı çok sever. Küçüklüğünden beri Kaç yaşında yemek yapmaya başladım yemeklerle anne? uğraşıyor. 3. 3 yaşında değil mi? Evet, ben de 3 yaşında olduğumu hatırlıyorum. 3'tü. Bakkala gittim, geldim. 3 kardeş, 4 kardeş bıraktım eve. Ondan sonra gittim bakkaldan alışveriş mi yaptım, geldim. Balkona gittim, baktım. Koca bir hamur. Hamur. Ama börek de olmuş. Fazla gelince onu balkona koymuş. Fazla gelince değil anne. Sen gelince Fazla gelme. Kaçırdın mı? görüp kızarsın diye sakladım anne. Ha. Ama meğerse sen kızmadın. Bugüne kadar bana destek oldun. Mesleğimi seçmeme sen yardımcı oldun anne. Sen eğer bana Evet. yemek yaptığımda kızsaydın belki bu mesleği seçemezdin. Kızmadım. Hiçbir zaman hiçbirinize kızamam. Hani kızılacak şey de vardı. Küçük tüp bir almış. Odanın ortasına yakmış. Nasıl yaptı, nasıl becerdi bilmiyorum. Ondan sonra tavayı, yağı koymuş ocağa. Börekler yapmış. İşte yarısında ben gelince kaldırıp görmeyeyim diye çöpe atmış. Çöpe atmadım. Nereye Balkona attım? Balkona koydum. sakladım. Çöpe atılır mı hamur? Ha. Bak 3 yaşındamışım ama Ha. yine de çöpe Ondan atmamışım. sonra uzun sürede nasıl kalmadım ki? Yağı Hayır. da Şöyle. soğutsun O diye. hamuru Hı. biz senedeyken yaptık. Erkek kardeşimle. Biz onu Ha. o benim suç ortağımdı. Görmedim Onunla ben. sen temizlik yaparken yoğurduk. Ben yoğurdum. Ali bana su döktü. Hamuruma. Ondan Allah. sonra senin gitmeni zaten biliyorduk gideceğini. Sen gideceksin diye bekledik bekledik. Sen gittin. Ha. Ocağı hemen ortaya getirdik. Çünkü mutfaktaki ocağa boyum yetmeyecek ya. Ya. Bak küçük tüpü getir ne akıl. Evet. Ondan sonra sen gittiğinde yağı hemen kızdırdık pişi yaptık. Bir şey yapmışlar. Sonra tavayı da pencereye doğru tutmuşlar. Yağlar pencereden akmış mı? Hayır anne. Ya sıcak, bir de Şöyle sigara soğuk. anlatalım anlaşılmayacak. Bizim ev 6. kat çatı katı. Pencerenin önünde mermer oluyor arkadaşlar. O mermerin önüne kaynar yağı, kızgın yağı koyalım dedik. Annem görmesin yağı kızgın gördü mü diyecek ki bu nasıl ısındı bu yağ? Ben o yağı koyarken yarısı aşağıya, yarısı evin içine, odanın içine dökülmesin mi? O duvar kağıtlarını babam 3 gün önce yeni yaptırmıştı. Hiç unutmuyorum. Bebek mavisi çok güzel bir duvar kağıdıydı. Daha 3 gün olmuştu. O duvar kağıdı yağ oldu. Sen onu görmemiştin daha o zaman. Sen öteki tarafı görmüştün. Allah'tan insanların kafasına o kaynar yağ Evet. dökülmemiş. Gerçi Ama aşağı düşene kadar yani o yağ dökülene kadar soğurdu. soğurduk. Kafasında böyle adam aa ne oldu? Martı martılar, kuşlar diye düşünebilirdi ama ya yani çok yaramazmışım canım o Sonra zaman. kaç sefer yaptı bu hamur işini?
Bir gün yöneticimiz gelmişti, gene de yapmış. Allah'ım ya Rabbim. Yöneticiye bir tabak çıkardı. Misafirperver çıkardı. Ondan sonra adam yedi, hoşuna gitti. Zannettim ben yaptım, nerede alev yaptı. Ay bir tabak da hanıma götüreyim dedi. Sen onu da asansöre binip gidesiye kadar yemiş adam tabağı getirdi. Yine istiyor. Ha, hanıma götürmedi, hoşuna gitmiş. Ben şey hatırlıyorum, 5 yaşındayken bize misafir geliyordu. Ben bir şeyler yapayım, yesinler diye, alev yapsın, alev yapsın diye. Hatırlıyor musun o zamanlar? Şey Mustafa Enver abiler, onlar diyordu alev yapsın da biz de gelip yiyelim. Misafirler ya. Geliyordu. Dur onu bırak da. Üç, küçük 6. kat, 6. kat. Sen nasıl çıktın da pencere ıslanmış dıştan. Ha şimdi cam başka bir şeye geçti anne. Ya anne. Ya düşseydin oradan sen beni hep böyle şey yaptı. Onu da bak. Şimdi yemek çok. yemek yapmamdan geçtin temizliğe. Temizliğin. Yani hamarat olduğumu anlatıyorsun. O da herhalde 6 yaşındaydı. 6 yaşında. 6 yaşında sen onu. Salondaydın. Yaz ayıydı. Çok iyi hatırlıyorum. İyi biz düşmedin. Baktım orada. Cam kirlenmiş. İçim rahat etmedi. Sen de salondasın. Zaten 4 çocuk bakıyorsun, yoruluyorsun. Ben de dedim anneme yardımcı olayım. 6. kattaki o hani yağ döktüğüm var ya hani anlattığımız birazcık o cam işte. O cam arka odada. Camın önüne çıktım. Camın yani bayağı bildiğiniz dışarısına çıktım yani. Tablasına çıktım ya Allah'ım ya. Evet mermer kısmına basmışım. Sonra arkadan karşı apartmandan biri anneme bağırıyor. Leyla abla, Leyla abla, Leyla abla. Öyle bağırınca ben korktum hemen içeri kaçtım. Yetiş yetiş senin kız şey yapıyor aşağı düşecek. Camdan aşağı düşecek diye. Anne yine beni dövmedin. Sonra baban niye hepsine kanca taktı. Açmıyorsunuz camlara diye. Ya. Ama bak sana iyilik yaptım temizlik yapıyordum. Ya. Ya. Soğanlar patatesler aşağıya. 6. kattan aşağıya. He. Hani neler anlatıyorsun sen de? Boş yorumları anlatma. Ya her şey görüyor. Hani sen beni Allah acılarını göstermesin. Ya. Allah acılarını göstermesin. Allah herkes nasip etsin çocuk. Anne ben kötü bir şey yapmadım ki. Yemek yaptım, suçlu oldum. Tamam ya ne suçlu ben suçlu demiyorum. Tabii yaşım ufak olduğu için. Ama sana bir şey olacak diye tehlikeli. Sana bir şey ya yanardın ondan sonra benim düşerdin ya çok zor ama yani çok şükür çocuk sonra... büyütmek çok zor ateşten gömlek hep dikkat edeceksin dört göz ha, elinde sopa olacak. Da var şimdi dövecek dört göz olacaksın dört anne, göz önünde arkasında şimdi mi döveceğim beni? Aa, anne... sen bir de bilmiyorsunuz ne anlatacağım ne küpete düştü. Ama bak onun sayesinde yüzünü öğrendim. Bak şu an bana arkadaşlarım deniz kızı diyor. Ama şunu söyle bak yine eksik anlatıyoruz. Çok korktum. Eskiden çok. Sularımız hep kesikti. İzmir'de hep sular kesikti. Küvetimiz vardı. Küvete su doldururduk. Depomuz vardı. Depoda su doldururduk. O kadar kötü ki hep susuzduk. Yani eskiden o kadar kötüydü ki. Annem yazı küvete su doldurur. Biz de yazı onu havuz diyelim. Deyim, aman deyim. Ama çok anne, tehlikeli. Sen bana bak kızmadığın için bu mesleği edindim. Şef oldum. Evet. Okulunu okudum. Değil mi? Gerçi şu an yapmıyorum ama olsun. Ellerin ta lezzetli. Küçüklükten ama senden beri. Kaynaklanıyor. Senin ellerin lezzetli. Güzel. Sen güzel yapıyordun. Çok bak ama güzel. Ne oldu biliyor musun? Sen beni o zaman engelleseydin bu mesleği edinmeyecektim. Okulunu bitirmeyecektim. Ama sen beni subay yapacaktın hatırlıyor musun? Deniz subaylığı evet. için koşturdun, evet. polis yapmak için uğraştın, sınavlara girdik, kazandık ama şef olmak nasipmiş. Değil mi? Biraz yaptım sonra vazgeçtim, küstüm çünkü mesleğime. İnsan kaderi neyse odur, ne çizildiyse odur. Allah iyi yazılar yazmış olsun inşallah. Ben polis olacağım ama önüme nasıl geçtiler polis olmaman için? Neler yaptılar? Bazen yani insanlar kıskanıyor. Önümü kestiler. Olsun. Ne yapalım? Kısmette ne varsa odur.
Çok dedikodu yaptık anne, analı kızlı. Evet. Ama işte çocuklarına çok dikkat etsinler yani. Boş evet, bırakılmayacak. Şimdiki çocuklar çok hiperaktif, durmuyorlar. Ama evet. Şimdiki çocuklar daha bilgili. Her şeyi biliyorlar. Anne sen de çok hoşuma gitti burası. Çocukluğuna bahsetsene. Senin bir hikayen benim var ya. Benim çocukluğum çok güzel geçti canım. Nerede geçti dedi? Göztepe Amerikan Kız Koleji'nde. Hani herkes ben Göztepe'liyim diyor ama annem gerçek Göztepe'li. Hani o taş evler, Rum evlerinin olduğu zamandan bahsediyoruz. Şimdi koca koca binalar var. Beton yığınları var daha doğrusu. Bahçeli, o zamanlar bahçeli evlerdi. Evet ne güzelmiş değil mi? Çok güzel. Dedem bu arada Vatman'dı. Çok güzelmiş burası, yakın. Derin değil. Anne burası hep alçak. Çok güzelmiş. Niye köpeği denize sokuyorlar ki? Niye sokmasa hani, insanlar denize girerse hayvanlar niye girmesin? Ama çok seviyor köpek. Bak frizbe oynuyordu ondan. Hı. Sen şimdi uzak ya, göremediğin için bak. İyi bak, geliyor frizbe demek ki ona. Tabii ki. Ya şeylerini, kenelerini. Bak ne güzel. Anne onda kene olmaz, o ev hayvanı. Alıyor getiriyor. Ya. Anne gidiyor muyuz? Ne oldu, kalktın, ayaklandın? Gidiyoruz. Sıkıldın mı? Gidiyoruz, gidelim. Sonra hasta olmayalım. Yok canım, hasta olmayız sen de. Bak kuytu yerdeyiz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Bugün kapanış annemden. Komşularım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Annem sizi el sallıyor ama siz görmüyorsunuz. Ben hemen kamerayı çevireyim. Gidiyor musun anne? Bizi bırakıp gidiyor musun? Çok seviyoruz. Teşekkür ederim.